Salim Uslu Bey'e. Çorum Milletvekili Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami Ceylan Bey'e. Bolu Milletvekili Meclis Katip Üyesi Fehmi Küpçü Bey'e. Çorum Valisi Necmettin Kılıç Bey'e. Alay Komutanımız Jandarma Albay Fatih Üstün Dağ Bey'e. Gerede Kaymakamımıza. Gerede Belediye Başkanımıza. Tosya Belediye Başkanımıza. Gerede Müftümüze. İlçe Kaymakamımız Ali Erdoğan Bey'e. Kargı Belediye Başkanımız Zeki Şen Bey'e. Milletvekillerim, 15. gününden itibaren, ilk günden itibaren, bugün 15. günü, bugün daha ilk gün heyecanla demokrasi nöbetini tutan değerli kargılı hemşerilerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı böyle bir tarih yazdınız ki, 15 Temmuz akşamı böyle bir demokrasi tarihi yazdınız ki Avrupa'ya, tüm dünyaya örnek oldunuz. Sözüm ona sözde askerler, hainler şunu bilmiyordu. Onların sizlerin parasıyla alınan tankı, helikopteri, uçağıyla sizleri kurşunlarken şunu bilmiyorlardı. Onlar belki bu milletin parasıyla alınan bu tankları gasp ettikten sonra sizlere kurşun yağdırırken şunu bilmiyorlardı. Tüm Türkiye gibi Kargın'ın da iman dolu gözü olduğunu bilmiyorlardı. Onlar şunu bilmiyorlardı. O hainler o gece alçakça darbe kalkışmasına başlarken gerçek silahlı kuvvetlerin içerisinde de vatanını, milletini seven, bayrağını seven subayları elleri unuttular bu hainler. Bakın, o gece diğer vekil arkadaşlarımız bombalanan meclisteydi. Ben de Çorum'da sizlerle beraberdim. O gece ilk haberi duyduğumuzda Sayın Valimizle görüştük. Ve devlet adına dimdik ayaktaydı. Valinin tüm ışıkları yanıyordu. Sayın Valimize de buradan Tarkı'dan kuvvetli bir alkış. Ona sizler adına teşekkür ediyorum. Bu millet adına teşekkür ediyorum. Bu bayrak adına, bu vatan adına teşekkür ediyorum. Aynı gece emniyet müdürümüz de dimdik yanımızdaydı. Aynı gece jandarma komutanımız da dimdik yanımızdaydı. Şu anda tayini çıktı gitti, gidiyor. Ama şu anda aramızda da yeni gelen garnizon komutanımız Fatih Albay'ımız aramızda. Ona da hoş geldin diyoruz. Gerçek bu hainler bu devletin vekasını,
bozmak isteyen hainler bu halkın ne kadar dimdik ayakta duracağını hesap etmediler. Bu hainler bu milletin bayrağına, bu milletin toprağına ne kadar bağlı olduklarını tahmin edemediler. Değerli kardeşlerim, biz şunu biliyoruz ki bizde korkmak yok, bizde üzülmek yok, bizde tedirgin olmak yok, bizde yeğse kapılmak, ümitsizliğe kapılmak yok. Çünkü Allah bu milletle, Allah kaygılıyla beraber. Bunu unutmadılar. Unutturmayacağız da o geceyi. Değerli kardeşlerim, bakın 1960 yılında Adnan Menderes'i hunharca asarken Adnan Menderes'in bir tek suçu vardı. Bu millete hizmet etmekti. Bu millete barajlar yapmaktı. Bu millete yollar yapmaktı. Aynı şekilde rahmetli Özal'ın tek bir suçu vardı. O da Kargı'nın köylerinde köylümüzü, milletimizi elektrikle tanıştırmaktı. Buzdolabıyla tanıştırmaktı. Turgut Özal zamanında köylerimize elektrik gelmedi miydi? Değil mi? O zaman geldi. Ama bu ikisine de bu milletin sahip çıkamadığımız için içimizde bir sızı vardı. Doğru mu? Ama bu kahraman millet artık uyandı. Bu kahraman millet artık 15 Temmuz gecesi başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Gecemiz hayır olsun, bereket olsun. Burada başta Sayın Valim, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, komutanlarım, belediye başkanlarım, ilçe kaymakamlarımız, misafir belediye başkanlarımız, misafir kaymakamlarımız, daha seten memleketin insanlarıyla beraber benden önce çok değerli milletvekili kardeşimin söylediği gibi milletimiz adına, istikbalimiz adına, memlekete dair, insanlığa dair, medeniyete dair muhacirin ensar olabilme adına demokrasi nöbetlerine devam ediyorum ama Sela ile başlandı değil mi? Evet. Bir şairimiz Nuri Pakdil diyor ki Sela'nın ve ezanın gücü darbeyi durdurdu. Oysa eskiden darbeler Sela'yı ve ezanı sustururdu. Oysa şimdi Sela ve ezan darbeyi susturdu, darbecileri durdurdu. Bu çok önemli. Hani bazı çok bilmişler diyorlar ya, Türkiye'de bir tiyatro oynandı diyorlar. Yani o 250 şehidimiz var ya, 2000'in üzerinde yaralımız, sanki tiyatro olsun diye sokağa çıkmışlardı. Tankların altına yatmışlardı, üstüne çıkmışlardı. Kamyon alıp tankların üzerine sürmüşlerdi sanki. Ve bir cumhurbaşkanı altındaki uçakla, emrindeki insanlarla beraber yurt dışına kaçmak varken ya da ceketi alıp gitmek varken inadına İstanbul'a, inadına Türkiye'nin göbeğine geldi ve darbecilere meydan okudu. Buna da tiyatro diyorlar. Ve şu meydanda 15 gündür toplanan sizler tiyatro olsun diye gelmiyorsunuz değil mi? Memleketinize, milletinize, bayrağınıza, geleceğinize, yarınlarınıza sahip çıkmak adına darbeye dur demek için buradasınız. Elbette sizin bu asil davranışınızı küçümseyenler geçmişte de vardı. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Teneke kafalı adam dediler. Ama siz inadına demokrasi dediniz. İnadına geleceğimiz dediniz. Ve şimdi hep beraber omuz omuzayız. Kimler omuz omuzayız? AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer ve diğer partililer, Alevi Sünni ayrımı yapmadan, etnik ayrışmamıza bakmadan, mezhep ayrışmamıza bakmadan, meşrep ayrışmamıza bakmadan hep beraber omuz omuza devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz. Kime karşı? Bir, üniforma giymiş bir kısım çakallar vardı. Devlet tanımaz, kural tanımaz, hak tanımaz insanlar, millet tanımaz insanlar. Onlara karşı sokağa çıktık. İki, devletimizi bölmek isteyen PKK'lılar vardı. Onlara karşı sokağa çıktık. İki tane düşman. Ve bugün bir şehit verdik Çorumlu, biliyorsunuz değil mi? Hakkari'de 8 şehit verdik. Bekir kardeşimiz de Çorumludur. Çorumlu bir astsubay kardeşimiz.
Hakkari'de pusuya düşürüldü. Ve çapraz ateşle şehit edildi. Niye? Çünkü devletimiz burada galip geldikçe baktık ki Güneydoğu'da kuduranlar, taşeronlar ortaya çıktılar. Devletimizi zaafa düşürmek istiyorlar. Oysa millet meydanlarda, oysa askerimiz içerisinde, ordumuz içerisinde haysiyetli insanlar, devletine, milletine ve demokrasiye bağlı insanlar devletin ve sizin seçtiklerinizin yanında yer aldılar. Ve polisimiz var gücüyle canı pahasına devletini, bayrağını korudu. Demokrasiyi korudu. Milletimiz, ordumuz, polisimiz canı pahasına devletini, bayrağını korudu. Ve biz Ahmet kardeşimin de söylediği gibi o gün mecliste 3 bombayı genel kurulda yedik. 3 bombayı genel kurulda yedik. Ve sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lütfen gelirseniz gezdirelim size. Ankara'ya yolu düşenlere söylüyorum. Gezdirelim. Hiçbir yerde Nazi Almanya'sı hariç hiçbir yerde parlamento bombalanmadı. 16 tane Haçlı Seferi'ni püskürttük. 900 yıl boyunca. 16. Çanakkale'den sonra adamlar dediler ki ya bir durun bakalım. Biz toplanıyoruz. Üzerlerine gidiyoruz. Dayak yiyip geri dönüyoruz. Buna bir başka formül lazım. Ne yapalım? Bir, bunların içinden adamlar devşirelim. Hainler üretelim. Bize hizmet edecek. Bize kuyruk sallayacak. Aşağılık adamlar icat edelim. Bunları kendi değerlerinden uzaklaştıralım, içlerinde sıkıntıya düşürelim. Bunu murad ettiler. O gün bugündür hainlerle üzerimize geliyorlar. İyi bilmek lazım ki bunlar postmodern bir Haçlı Seferi'dir. PKK öyledir, DHKPC öyledir, FETÖ öyledir. Tüm dünya o gün ayaktaydı. Bütün Batı alemi son kaleyi yıkabilecek Haçlı Seferi'ni alkışlıyordu. Bütün Batı. Televizyonlarıyla başkomutanımızın uçağının kodlarını veriyorlardı canlı yayında. Düşürün diye. Bütün bir Batı alemi son kale düşecek diye heyecanlıydı. Tüm Doğu, mazlum milletler, zulüm içindekiler, boynu bükükler son kale düşecek diye ağlayarak yalvarıyorlardı sabaha kadar. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da mazlum milletler ağlayarak dua ediyorlardı ya Rabbi son kaleyi düşürme diye. Bütün dünya ayaktaydı. Ne muhteşem geceydi. Türkiye'de de bütün bir 80 milyon ayaktaydı. 80 milyon. İnanılmaz bir manzara vardı. Selalar okunuyordu. Resul'e kavuşma umuduyla kalpleri çakan milyonlar sokağa dökülüyordu, elindeki terlikle, kemerle, yumrukla bombaların, F-16'ların, tankların üzerine gidiyordu. Böyle bir şeyi dünya tarihi görmemişti. Dünyanın cesaretiyle tanıdığı Çeçen komutan, Türkler dünyanın kanını donduracak cesarete sahip diyordu. Bir Lübnanlı Erdoğan'ın bu kadar cesur olduğunu yeni anladım diyordu. Böyle ne muhteşem gece. Tüm dünya ayakta, televizyonlardan, canlı yayınlardan
bütün dünya Türkiye'yi seyrediyor. Türkiye sokaklarında, caddelerinde analar, bacılar, 15'liler, yeni 15'liler, 15 yaşındaki gençler, yiğitler, dedeler yumruklarıyla tankların üzerinde yürüyorlar. Allahu Ekber! Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Sesi de
Yeah.